Çocuklar, sınıfımın eni 5 metre uzunluğundadır diyor görseldeki kızımız. İpi mezura ile ölçerek yarım metre uzunluğunda bir uzunluk ölçme aracı oluşturalım diyor. Mezura genellikle terzilerin kullandığı, evlerimizdeki dikiş kutularında da mutlaka olan bir uzunluk ölçüsü aracımızdır. Şimdi yarım metre uzunluğunda mezurayı almış, ipini de almış, ölçmüş yarım metre. Kesmiş. İp elinde yarım metrelik. Ölçmüş, ölçmüş, ölçmüş. Tam 4 tane yarım metre. Aynı biraz önceki gibi yarım metre 50 santimetredir. 4 tane 50 santimetre 200 santimetredir. 100'e bölüyoruz. Bunu ileriki konularda öğretmenleriniz anlatacaklar size zaten. 2 tane sıfırı gidiyor 100'e bölünce ve 2 metre kalıyor. Demek ki sedef tahtanın uzunluğunu 2 metre olarak ölçmüş. Kemal pencerenin uzunluğunu 12 kalem boyu ölçmüş. Kaleminin bir boyu 10 santimetreymiş. Öyleyse ben 10 ile 12'yi çarpacağım. 12 tane 10. Hani ne yapıyordum? Sıfırla çarpmaya gerek görmeden sıfırı dışarıda bırakıyordum. 1 ile 12'yi çarptığımda zaten 12 idi. Sıfırı aşağıya indiriveriyordum. Demek ki Kemal'in penceresinin uzunluğu 120 santimetre imiş. Pipet. Meyve suyu, kola, içtiğiniz kamış. Cetvel ile ölçerek 5 santimetre uzunluğunda bir uzunluk ölçüsü aracı oluşturmuş. Pipeti almış, 5 santim, 5 santim, 5 santim kesmiş. Defterini de 4 pipet boyunda ölçmüş. Her biri 5 santimetre ise, dört pipet geldiyse, 4 kere 5, 20 santimetre imiş. Demek ki defterinin boyu sedefin. Çocuklar, şimdi evinizde iplik, annelerinizin ördüğü yünlerden ip, makara ipi, ne bileyim kurdele, paketlerin çözdükten sonra belki saklayanlar vardır, rafya gibi değişik şeylerden 1 metre, yarım metre, 10 santimetre ve 5 santimetre uzunluğunda standart olmayan ölçme araçları hazırlayınız. Hazırladığınız uzunluk ölçme araçlarıyla çevrenizdeki nesnelerin uzunluklarını ölçerek lütfen defterinize uzunluk ölçüleri bölümüne yazınız. Her sabah tarih atıp günü gününe çalışmayı unutmuyorsunuz. Şimdi mucitten çalışmalara dönelim.
burada bir işte konu tekrarı almış. Parmak, karış, kulaç, adım, ayak. Bunlar standart olmayan bedensel ölçülerimiz. Bunun yanında belli ölçülerde kestiğimiz, oluşturduğumuz işte ip, tel, kalem, silgi gibi malzemelerle de ölçmeler yapabiliriz. Ama standart olmadığı için bu ölçüm araçlarımız sağlıklı değildir. Çünkü dediğim gibi benim karışım bir başkasının karışıyla aynı uzunlukta değildir. Adımım değildir, parmağım değildir. Onun için bunlara biz standart olmayan uzunluk ölçüleri deriz. Ama çok yanımızda hiçbir uzunluk ölçüsü yok kullanabileceğimiz. Bir kumaş ölçmemiz gerekiyor, bir bez parçası ölçmemiz gerekiyor. Ben kendim biliyorum ki benim şu kadarım 1 metre. Ne yapıyorum işte? Kumaşı alıyorum, bir ucundan tutuyorum, şuraya kadar buradan 1 metre işaretliyorum. Öbür 1 metreyi tekrar geliyorum. Böyle böyle tahmini bir ölçü. O şekilde ölçebiliyoruz. Şimdi burada aşağıdaki nesneleri standart olmayan ölçüm araçlarından hangisi veya hangileri ile ölçebiliriz, işaretleyelim. Şimdi çocuklar halı. Halı parmakla ölçmekle baş olmaz. Adımla ölçerim en sağlıklısı. Olmadı ayakla da ölçebilirim. Kitap. Kitap ayakla ölçülmez. Değil mi? Küçük. Kulaçla ölçülmez. Adımla ölçülmez. Öyleyse benim kitabım parmakla ölçebilirim. Bazı hani bilim kitapları falan oluyor, ansiklopediler oluyor, daha büyük. Karışla da onları ölçebilirim. Mesela şimdi bizim mucit kitabımızı ölçelim. Bakın, bir karış. Kalanı da parmakla ölçersem, 5 parmak, 4 parmak. Bir karış, 4 parmak şeklinde söyleyebilirim. Sıra. Sıra. Parmakla ölçülmez, ayakla da ölçülmez sıranın üstüne çıkıp. Efendim adımla da ölçülmez ama kulaçla, şöyle sıranın üstünden doğru kulaçla veya karışla ne yapabilirim? Ölçebilirim. Kulaç ve karış. Tahta. Tahtayı neyle ölçebilirim? Kulaçla ölçebilirim. Karışla da ölçebilirim. Evet. Aşağıda verilen nesnelerle yönergelere göre ölçüm yapıp tahmini uzunluğunu bulalım. Sonra gerçek uzunluğu ile karşılaştıralım. Gerekli malzemeler: ip, makas. 1 metre uzunluğundaki ip ile tahmini ölçü yapalım. Ben tahmini kısmını yapabilirim. Sizler kendi evinizdeki çalışmalarınızı gerçek uzunluğa yazabilirsiniz. Ama elinizde ne olacak? 1 metre uzunluğunda bir ip. Yani evde mutlaka mezuranız vardır. 1 metre uzunluğunda bir ip keserek ne yapıyoruz?
kapımızın yüksekliğini ve genişliğini ölçüyoruz. Şimdi ben kapının yüksekliğini ölçeyim. Bizim kapımızın yüksekliği bana göre 2 metre 50 santimetre olabilir. Evet. 1, 2, 2 metre 25 santimetre olabilir. Ben o zaman şuraya tahmini olarak 2 metre 25 santimetre yazıyorum. Masa. Öğretmen masasını ölçersem 2 metre diyeceğim. Evet. Dolabımı ölçersem 2 metre yoktur benim dolabım. Gene 1 metre 50 santimetre diyeceğim. Yani 1,5 metre. Adım. Benim adımım 1 metre vardır. Var mıdır? Hayır, yoktur. Benim adımım 50 santimetredir. Evet. 50 santimetre. Bunlar benim şu sınıfta gözümün önünde göz kararı ölçtüğüm varlıklar. Sizler evinizde kendi dolabınıza, kendi çalışma masanıza bakarak ölçümlerinizi, tahmini ölçümlerinizi yapın ve sonra da o 1 metrelik ipinizle gerçek uzunluklarını bulabilirsiniz. Evet, yine ip makas, karışınızın uzunluğunu ölçüp aşağıdaki nesnelerin tahmini uzunluğunu bulun. Benim karışım 10 santim vardır. Evet, fazlaymış. Benim karışım 20 santim. Benim karışım 20 santim. 20 santimden bir defteri ölçecek olursam benim karışım ile 20 santim bir karış gelir diye düşünüyorum. Sırayı ölçersem şöyle 2 metredir diye düşünüyorum veya 200 santimetre diyeyim ben ona. Çantamı ölçersem benim çantam 1,5 karıştır. Yani şunu pardon silelim. 150 dakika. 1,5 karış. Gerçek uzunluğu ile karşılaştıralım diyor. Evet, 1,5 karış. Ben buna o zaman 10 karış, buna da 2 karış diyorum. Evet, sıram 10 karış. Buna da 1,5 karış gelir diyorum. Yani 20 santimse 20-30 santimetreye denk geliyor. Bu 100 santimetre, 200 santimetreye denk geliyor benimkiyle. Bir karışım 20 santimse benimki bununla 40 santimetreye
denk geliyor. Kolum. Kolumu ölçebilirim. Ne tahmin edeyim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahmin ettim. 5 karış. Yani bir karışım 20 santimetreydi. 100 santimetre demektir. Sizler de evde kendi karışınızı, defterinizi ölçerek çalışmalarınıza not alabilirsiniz. Evet. Bundan sonrakiler standart uzunluk ölçüsü birimlerimiz, yani metre ve santimetredir. Şuradaki çalışmaları orada daha geniş, daha açıklayıcı bir şekilde çevirmeleri yaparak metreyi santimetreye, santimetreyi metreye çevirerek o çalışmaları öğreneceksiniz. Bizim bugünkü anlattığımız standart olmayan uzunluk ölçüleri bu kadar. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.